Zamanı dondurabilseniz ne olurdu? Bir gündeki saat sayısı hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Daha önce hiç zamanın arada bir mola vermesini dilediniz mi? Ya da Doktor Strange gibi zamanı tamamen durdurabilmeyi? Yapabileceğiniz onca şeyi düşününce bu çok eğlenceli bir fikir gibi geliyor. Peki ya varsayımsal gerçeklik? Ding ding ding. Dikkatinden kaçmayanlar 10 puanı kaptı bile. Varsayımsal gerçeklik sahiden de tam bir oksimoron. Zamanla ilgili soruları cevaplayabilmek için öncelikle şu soruyu sormalısınız. Zaman tam olarak nedir? Zamanı saatlerde dönüp duran akrep ve yelkovan olarak veya telefonunuzdaki sayılar olarak görebilirsiniz. Ya da güneşin gökyüzünde hareket etmesi veya kutladığınız herhangi bir doğum günü olarak düşünebilirsiniz. Gerçekten de bunların hepsi zaman. Bilimsel konuşacak olursak, zaman olayların geçmişten şimdiye ve şimdiden geleceğe doğru akışıdır. Fizikçiler zamanı tanımlarken çok daha karmaşık ifadeler kullanabilir ama sonuçta zaman bir ölçüm sistemidir. Zaman nedir sorusu tıpkı bir inç nedir sorusu gibidir. Bir inç bir inçtir. Baş parmağınızı büktüğünüzde ikinci ekleminizden parmağınızın ucuna kadar olan mesafe bir inçtir. Yani eğer zamanı durdurursak elimizdeki ölçü sıfır olur. Diğer bir deyişle elimizde hiçbir şey olmaz. Şöyle düşünün, zaman, mesafe ve hız konularını öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlatayım, hız, mesafe bölü zaman formülüyle hesaplanır. Sıfır birimlik hızımıza bakalım. A eksi sıfır, formülün alt kısmında. Öğretmeninizin hiçbir sayıyı sıfıra bölemezsiniz dediğini hatırlıyor musunuz? Elinizde hiç sakız olmamasına rağmen bütün arkadaşlarınızın sizden sakız istemesi gibi bir şey. Olmayan bir şeyi bölemez ve dağıtamazsınız. O zaman denklemin evrenin çökmeyeceği başka bir kısmına bakalım. Zaman aynı zamanda mesafe bölü hız formülüyle bulunuyor değil mi? Sıfır da sıfıra eşit. Sıfır zaman, sıfır hız, sıfır mesafe. Yani eğer zamanı durdursaydınız hiçbir şey hareket etmezdi. Evet, tıpkı filmlerdeki gibi. Etrafta dolaşıp havada asılı kalan eşyalara dokunabilirdim. Hayır, ne yazık ki hiç de öyle olmazdı. Hiçbir şey hareket etmezdi derken gerçekten de hiçbir şey diyorum. Nada, niet, zippo. Işığın en küçük birimi olan fotonlar, ki aynı zamanda evrendeki en hızlı parçacık olurlar, hareket edemeyeceği için ışık olmazdı. Fotonlar hareket edip gözünüze ulaşmadığı için siz de hiçbir şey göremezdiniz ve bu sadece başlangıç. Hava da moleküllerden oluştuğu için o da hareket edemezdi. Yani nefes alma alışkanlığınıza veda edebilirsiniz. Kanınız oksijene ihtiyaç duymazdı çünkü o damarlarınızda akıyor olmazdı. Bütün moleküller sabit dururken sıcaklık da olmazdı ve her şey bir anda soğurdu. Kısaca zaman olmazsa kör, nefessiz ve soğuktan kas kata kesilmiş olurdunuz. Üzgünüm. Dünyanın ötesine bakarsak, zamanın durması aynı zamanda evrendeki diğer kuvvetleri de durdururdu. Mesela yer çekimi. Ayrıca Einstein'ın görelilik teorisinde uzay ve zaman birbirine bağlıdır ve birbirine ihtiyaç duyar. Yani zaman olmazsa uzay da olmaz. Eğer zamanı durdurursanız var olan her şeyi durdurursunuz. Evren yok olur. Her şey yok olur. Biraz can sıkıcı oldu, ne yapalım? Bari kuralları biraz değiştirelim çünkü şu varsayımsal konusu bana hiç eğlenceli gelmedi. Diyelim ki benim doğaüstü bir duraklatma düğmem var. Bastığım zaman etrafımdaki dünya duruyor ama fizik kurallarından etkilenen diğer şeyler aynı kalıyor. Tek sorun şu, düğmeyi sadece bir kez kullanabiliyorum. Bir kez duraklat, bir kez devam ettir. Hadi başlayalım. Bir saniye. Öncelikle durma tuşuna ne zaman basacağımı düşünmem lazım değil mi? Yani eğer zamanı tam da tatil öncesi trafiği sırasında durdurursam trafik kilit halde kalır. Eğer gecenin bir yarısı durdurursam da her yer kapalı olacaktır. O da hiç eğlenceli olmaz. Peki ya şöyle yapsak? Mesela salı sabahı 10.30 desek? Öğle yemeğinden önce olur. Herkes işte olur ve sevdiğim mağazalar açık olur. Harika. O zaman başlıyoruz. Ve duraklat. Oo, ne güzel oldu. Donup kalmış insanlara baksanıza. Zamanı tam da şu adam düşecekken durdurmuşum. Zamanı devam ettirdiğimde epey canı yanacak. Dikkatim dağıldı. Tamam, işimize dönelim. Öncelikle bolca dondurma ve bilgisayar oyunu alacağım. Yani zamanı durdurunca içimdeki çocuğun sesini dinleyip bir haftacık böyle yaşamayacaksam ne anlamı var? Belki de 3 hafta böyle yaşarım. Evet, hala buradayım. Sonunda oynamaya bir türlü vakit bulamadığım 200 saatlik bir oyunu bitirdim.
İyice dinlendim ama epey kilo aldım. Şimdi ne olacak? Spora gitmem lazım. Koşu bandına ne kadar koştuğumu nasıl anlayacağım? Neyse, birkaç tur koşup ağırlık çalışırım ben de. Kesinlikle müthiş kas yapacağım. Zamanı devam ettirdiğimde vücut geliştiricilik kariyerime başlayabilirim. Belki de koridorun karşısında oturan tatlı kız bu sefer beni fark eder. Peki bu süreçte bedenimi şekle sokmak için uğraşırken belki zekamı geliştirmek için de bir şeyler yapsam güzel olur. Spor salonundayken en sevdiğim komedi dizisini tekrar izlemek yerine birkaç sesli kitap dinleyeceğim. Hatta başlamışken birkaç belgesel de izleyeceğim. İzleyebileceğim veya dinleyebileceğim şeyler hakkında önerileriniz varsa yorumlarda paylaşın. Elimde zamandan bol hiçbir şey yok. Aldığım oyunlar konusunda kendimi kötü hissetmeye başladım. Belki zamana devam ettirmeden önce onları yerine koysam daha iyi olur. Evet, doğru olan bu. Dondurmayı iade etme şansım yok ne yazık ki. En azından kasaya biraz para bırakırım. İşte artık içim rahat olabilir. Hayır, bir dakika. Düşecek adamın altına bir yatak koyayım. İşte oldu dostum. Pekala, vücudumu şekle soktum, iyi görünüyorum, kendimi harika hissediyorum, bir şeyler ödünç alma işini bir daha yapmayacağım. Şimdi ne yapmalı? Hayvanat bahçesini gezmek güzel olurdu. Ama donmuş haldeki maymunları izlemenin pek eğlenceli olacağını düşünmüyorum. O yüzden vazgeçtim. Belki maç izlemeye giderdim ama saat 10.30 ve herkes donmuş halde. Doğru ya, herkes donmuş durumda. Çevrelerinde dolaşıp duruyorum ve aslında patronumun o itici bıyığından kurtulsa nasıl görüneceğini merak edip durdum. Berbere uğrayıp bir tıraş makinesi alayım. Biliyorum eşya dünce almayacağım demiştim ama söz bu seferki son. Sadece patronumun bıyığını keseceğim, o kadarcık. Aa, bir de palyo çöperi alayım. Hatta sadece patronuma değil, herkese alayım. Zamanı devam ettirmeden önce son bir şey daha var. Hep müze ve kültür gezileri yapmak istemişimdir. Hadi Doğa Tarihi Müzesi ile başlayalım. Dinozor kemikleri, ben geliyorum. Acaba brachiozorlar zamanı durdurabilseydi ne yaparlardı? Büyük ihtimalle meteor çarpmadan hemen önce durdururlardı değil mi? Sanat galerisine geçelim. Bir anlam ifade etmeye başlayana kadar bütün bu resimlere ve heykellere bakacağım. Üçgenli olan şu resim güzelmiş. Biraz ilham geldi galiba. Kendi sanatımı yaratmak istiyorum. Evet, şurada birkaç boş yer varmış. Kendi resimlerinden birkaçını buraya asayım ve bakalım birilerinin bunu fark etmesi ne kadar sürecek. Şimdi ellerinden şu boyayı çıkarmam gerekiyor ve sonra da zamanı devam ettireceğiz. Musluğu kapatırken uzun zaman sonra ilk kez aynaya bakıyorum. Bunlar kırışıklıklar mı? Ve saçlarım, saçlarım mı beyazlamış? Sanki azalmışlar da biraz. Ne kadar zamandır buradayım ben? Neyse, en azından baklava kaslarım oldu ve yaptığım eğlenceli şeyler de gayet keyifliydi. Belki de zamanı durdurmamalıyız çünkü zaman aktıkça gelişiyoruz, deneyim kazanıyoruz ve büyüyoruz. Şimdi zamanı devam ettireceğim ve herkes bunları yapmaya devam edecek. Zamanı bir kere durdurma şansınız olsaydı siz ne yapardınız? Yorumlarda düşüncenizi paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz ya da bugünkü gezimden keyif aldıysanız videomuzu bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen zaman yolculuğu yapmayın. Elinizdeki fazla zamanın bir kısmını sizin için hazırladığımız 2000'den fazla harika videoyu keşfetmek için kullanın. Tek yapmanız gereken soldaki veya sağdaki videoya tıklamak ve tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.